Sayın Başkanım, değerli yöneticim, çok değerli basın mensupları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi bu yaz 3 kere Marmara Adası'na ziyarette bulundum. Bu ziyaretimin amacı oradaki vakıf arazilerinin özel ağaçlandırma adı altında bazı kişilere verilerek oradaki halkın tedirginliğini ve tepkisini kamuoyuyla sizlerle paylaştık. Geçtiğimiz günlerde yine parti yöneticimiz, ilçe yöneticimiz Avukat Volkan Gözükara kardeşimizle biz ziyarette bulunduk ve mevcut şirketleri ve olan yanlışlığın düzeltilmesi için mahkeme açtık, dava açtık. O konuda Volkan kardeşim sizlere bilgi verecek. Konu neydi arkadaşlar? Marmara Adası'ndaki konu şöyle harita üzerinde sizlere gösterebilirim. Şu çizgiler Cami-i Şerif Vakfı'nın tapulu arazileri. Tapuları var. Tapular da burada. 200 yıllık tapu ve mahkeme kararını teslim etmiş. Şu anda Marmara Adası'nda Cami-i Şerif Vakfı'nın arazileri. Bunlar ne olmuş? Bunlar kiraya verilmiş arkadaşlar. Uzun süreli kiralama yönteminde kiraya verilmiş. Bu gördüğünüz bölgede hayvan damları var. 11 bin tane küçük baş, 1000 tane büyük baş hayvan sahibinin burada yüzyıllardır babalarından, dedelerinden kalan hayvan damları var. Ve kiraya verilen arazilerin içinde kaldığı için kiraya olan arkadaş bunları yıkıyor. Ve bu araziler de mer olarak gözüküyor. Tapular da mer olarak. Hepsi burada da göstereceğim. Şimdi Orman Genel Müdürlüğü'nün genelgesi tanımları şöyle. Diyor ki mülkiyeti problemli olan araziler asla özel ağaçlandırmaya verilemez diyor. Söz konusu dahi olamaz. Mücadelemizi Orman Marmara adı altına yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. Şu anda da orada da bir çalışma yapıyor arkadaşlarımız. Ve bu yanlışlığın derhal düzeltilmesini talep ediyoruz. Ve bu konunun altından da hangi isimler çıktığını Sayın Avukatımız sizlere belirtecek. Çok ilginç isimler çıkıyor arkadaşlar. 2007-2009 tarihli 19 numaralı tamim. Bu özel ağaçlandırma ve proje daire başkanlığından çıkan ve o taraf tarafından hazırlanan bir tamim. Şu iki hususu size aktarmak istiyorum. Özel ağaçlandırmaya konu edilemeyecek sahalar başlığı adı altında doğal tarihi ve arkeolojik sit alanları. Buralar hiçbir şekilde özel ağaçlandırmaya konu edilemiyor. İkinci olarak mülkiyeti problemli olan yerler olarak geçiyor. Ve bir üçüncü husus da zaten biraz önce İsmet Bey'in de gösterdiği gibi vakfa ait olan ve tapusu bulunan bir yer özel ağaçlandırmaya tabi tutuluyor. Ve buralar parsellenerek bazı kişilere imtiyaz hakkı tanınıyor. Bizim tabi yaptığımız hukuksal mücadele başlatmak, hukuksal mücadelemizi biz dava yoluyla başlattık. Sağ olsun ada halkı bizi yalnız bırakmadı. Bana vekaletname verdiler. Talepleri de bugüne kadar dededen, atadan kalan mera otlak olarak kullandıkları ve vakıf arazisi olarak görünen tapuda buraları hukuksal olarak tekrar kendilerine kazandırmamız ve hayvancılık yaptığı bu yerlerde, otlak olarak kullandıkları bu yerlerde buraları kullanmaya devam etmek istemeleri gibi talepleri oldu. Biz gittik İsmet Bey'le, yeri şahsen gördük, kendi gözlerimizle gördük. Tapularını inceledik, devam eden bir dava var, davayı inceledik.
Ve açıkça şunu gördük ki, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan genelgeye aykırı bir şekilde, açık bir şekilde haksızlık yapılarak hukuksuz bir şekilde oraların bazı kişilere, şahıslara imtiyaz sağlandığını gördük. Şimdi bu imtiyaz sağlanma hayvancılık yapan ada halkımızı 12 Ekim 2012 tarihi itibariyle ada halkından birçoğundan aldığımız vekaletnameyle ada halkının lehine olan hakları korumak amacıyla davamızı açtık. Top yargıda davalı olarak Çevre ve Orman Bakanlığı, Ercan Çelik ve Hasan Çağlayan adi ortaklığı, Aziz Yeneay ve Nazmi Yaman olarak imtiyaz sahiplerini. Hasan Çağlayan eski AKP milletvekili, eski MÜGED'e genel başkanıymış. Bu Hasan MÜGED'e eski genel başkanı, Çorum eski milletvekili. Şimdi söylemiyorum değil mi? Efendim, unuttum. Aziz Yeniay, Küçükçekmece AKP Belediye Başkanı İstanbul. Nazmi Yaman, Küçükçekmece Park ve Bahçeler Müdürü Belediye Başkanı İstanbul adresi. Çevre ve Şehir Bakanlığı verdi, Orman Bakanlığı. Benim merak ettim. Ercan Çelik de bürokrasiden emekli bir genel müdür üst düzeyde. Bu işleri takip eden Bandırma'daki vekalet verilen kişi de eski Orman İşletme Müdürü Arif Sarı. Yani bu şeylerde de gözüküyor zaten orada vekaleten baktığı yönünde. Arkadaşlar burada hakikaten bir yanlışlık var. Bu olaylar gidip yerinde görülmeden anlaşılmıyor.